Yılmaz Özil, Elon Musk, Ayasofya'da mehter marşı çalarak dünya bizi kıskanıyor diye gurur duyduğumuz gün. Tarihte ilk kez özel bir şirket Elon Musk'ın şirketi uzaya insan gönderdi, uzay turizminin kapıları açıldı. İnsanlığın uzay macerası T-62 yıl önce başlamıştı. 1958'de NASA kuruldu. NASA kurulur kurulmaz Hollywood yüzünü uzaya döndü. Hemen bir yıl sonra 1959 yılında 12 to the Moon çevrildi bilim kurgu filmiydi. Ay'a giden 12 astronotun hikayesiydi. Ekip çok ulusuydu, farklı farklı milletlerden oluşuyordu. Biri siyahi, üç Amerikalı, diğeri Rus, Alman, Japon, İsveçli, Fransız, İngiliz, Polonya kökenli, İsrailli, Brezilyalı ve Türktü. Türk astronot Muzaffer Temay'dı. Ay'a giden ilk Türktü. Alt tarafı film deyip geçilemezdi. Çünkü Amerikan vizyonunu yansıtan Hollywood'un dünyaya bakış açısını gösteriyordu. 1959 yılı itibariyle uzaya gitse gitse ancak bu milletler gider diye düşünmüşlerdi. Mesela ABD'de milyonlarca İtalyan yaşamasına rağmen, onlarca İtalyan aktör olmasına rağmen astronotlar arasında İtalyan yoktu, Çinli yoktu, Kanadalı yoktu, Avustralyalı yoktu. ABD'deki Latin nüfusun ezici çoğunluğuna rağmen Meksikalı astronot yoktu, Koreli, Danimarkalı, Hollandalı, İspanyol yoktu. Ama Türk astronot vardı. Hollywood'un uzaya gitse gitse anca bu milletler gider diye tahmin ettiği 1959'da Yuri Gagarin'in uzaya çıkmasına daha 2 yıl vardı. Neil Armstrong'un aya ayak basmasına 10 yıl vardı. Filmdeki astronotların milletlerine bakarsak Amerikalılar tıpkı filmdeki gibi aya ayak bastı, tıpkı filmdeki gibi siyahi astronotları var. Hatta uzaya 4 defa giden siyahi bir astronot NASA başkanlığı yaptı. Rusların uzay istasyonu bile var. Alman astronot gitti, Japon astronot gitti, İsveçli astronot gitti. Fransız astronot hem kadındı hem de uzaydan dönünce Fransa hükümetinin Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanı oldu. İngiliz astronot Atlantis mekiği ile gitti, Polonyalı astronot Soyuz mekiği ile gitti. İsrail astronot Kolombiya mekiği ile uzaya çıktı. Hollywood'un Brezilya öngörüsü de tuttu. Brezilyalı astronot 2006 yılında Soyuz'la gitti. Gel gör ki bunlar uzaya gidemez denilen bazı milletlere haksızlık edilmişti. Mesela İtalyan astronot Soyuz mekiyle gitti. Rus istasyonunda aktarma yaptı. Endavur mekiyle döndü. Üstelik dönüş yolundaki mekiğin pilotuydu. Uzaydayken Papa ile bile konuştu. Çin konusunda da yanıldılar. Çinliler uzayda yürüyüş yapıyor. Ayda robot dolaştırıyor. Kanada desen erkek astronot da gönderdi, kadın astronot da gönderdi. Astronotu ulaştırma bakanı yaptılar. Avustralyalı astronotlar gitti. Biri 6 ay uzayda kaldı. Meksikalı astronot 1985'te gitti. Arjantinli, Kübalı, Perulu, Kostarikalı, Kolombiyalı, Portorikolu astronotlar gitti. Kimisini Amerikalılar bindirdi götürdü, kimisini Ruslar bindirdi götürdü. Koreli, Danimarkalı, İspanyol, Belçikalı, Hollandalı, Bulgar, Çek, Avusturyalı, Romanyalı, Ukraynalı, İsviçreli, Slovakyalı, Macar, Azeri, Türkmen, Özbek, Kazak, Moğol, Gürcü, Kırgız, Litvanyalı, Güney Afrikalı, Vietnamlı astronotlar gitti. Hindistanlı astronotlar uzaya gitti. Hindistan Mars'a uzay aracı bile gönderdi. Suudi astronot gitti. Kralın oğluydu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden astronot gitti. Hatta uluslararası uzay istasyonuna giden ilk Arap ülkesi oldular. Malezyalı gitti, Afganistanlı gitti. Suriye'li astronot var. Hollywood'un hayalleri ve hatta hayallerinde olmayanları bile uzaya çıktı. Geriye sadece hayal kırıklığı ülkesi kaldı. NASA kurulduğunda uzay yolculuğu potansiyeli görülen, dünyaya yön verecek ülkelerden biri sayılan Türkiye, kendisini o seviyeye çıkaran Atatürk Cumhuriyeti yerine astronotları tercih etti. Elon Musk 2017'de Türkiye'ye geldi. Anıtkabir'i ziyaret etti. Instagram hesabında Anıtkabir'de çekilen fotoğrafını yayınladı. Altına şunu yazdı. Çiçekler koydum. Üç kırık kaburga, delik bir akciğer ve yine de savaştı. Tarihte ilk kez bir özel şirketin Elon Musk'ın şirketinin uzaya astronot gönderdiği gün. Bizim astronotlar Ayasofya'da mehter marşı çalarak dünya bizi kıskanıyor diye böbürleniyordu. <laughs>